Eller tetikte, gözlerse her an her yerden çıkabilecek tehlikede. Yakın koruma polislerinden söz ediyoruz. Onlar özel bir eğitimden geçiriliyor. TGT Haber ekibi de onların eğitimine ortak oldu ve sizin için araştırdı. İzleyin. Yakın koruma polisleri önemli kişi ve kurumlara bir nefes kadar yakınlar. Makam aracına yönelik saldırılara, silahlı saldırılara ilk onlar karşı koyuyorlar. Bizim diğer polis eğitimlerinden ayıran özelliğimiz, diğer polis eğitimlerinin hepsinde saldırgan hedefi yakalamak, etkisiz hale getirmek temel prensipken, biz VIP olay yerinden uzaklaştırmaya odaklanıyoruz. Amaç karşı tarafı yakalamak değil, VIP'yi anında olay yerinden güvenli bir bölgeye tahliye etmek. Muhabirimiz Ahmet Türkeş koruma polislerinin eğitim alanına gitti. Farklı senaryoların uygulandığı eğitimlerin bir parçası oldu. Yakın koruma polislerinin korudukları VIP benim. Şu anda kamuya açık bir alandayız ve yürüyoruz. Etrafımda etten bir duvar örmüş durumdalar. Ancak tam da bu noktada saldırı oldu ve tahliye ediyorlar bizi. Yakın korumalar olası saldırılara karşı her an tetikte. Öyle ki her türlü ihtimal için saatlerce çalışılıyor. Eğitimdeki diğer senaryoda ise makam aracına saldırı yapılıyor ve şu anda başka bir araca tahliye ediliyoruz. Yakın koruma olmak hiç kolay değil. Emniyet Koruma Daire Başkanlığı personelleri sıkı bir eğitimden geçiyor. 10 ayrı alanda eğitim vermekteyiz. Bunları kısaca saymam gerekirse VIP kişi koruma, terörizme karşı önemli tesisleri koruma kursumuz, davranış analizi, risk analizi, sivil havacılık güvenliği, kurbağa adam temel eğitim kursumuz var. Türkiye yakın koruma alanında oldukça başarılı. Bu nedenle eğitimlere yurt dışından bile talip var. 2018 yılı içerisinde toplam 17 ülkeye verdik. Hizmet içi eğitim çerçevesinde de toplamda 1900 Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nı bu eğitimlerden geçirdik. Çocukların futbol müsabakasında oğlunun gördüğü kırmızı karta sinirlenen Omagan'da bakın neler.